diyor. Sen burada olduğun için şık rüküş meseleleri ön planda. Örneğin Hadise. Aa. Hadise New York'ta bir konser verdi. Tarzı Rihanna'nın hamileyken giydiği transparan siyah elbisesiyle aynıydı. Oylamalarda kim daha iyi taşıyordu? Tabii kimi zaman Hadise öne geçiyor. Kimi zaman karnı burnunda olmasına rağmen, kilosu artmış olmasına rağmen Rihanna'da dediler. Sen Hadise'nin bu tercihini nasıl buldun? Vallahi bugünleri de gördük. Yani Hadise'nin bir şeyini beğeneceğimi hiç düşünemezdim. Çünkü ben tarzını pek sevmem. Saçını falan da çok arabesk buluyorum. Evet. Ama tabii ki yani bunu da ben çok beğendim. Güzel olmuş. Hamilelikle alakalı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hiç öyle bir havası yok ama. Rihanna'nın da tabii ki yani kuşkusuz. Da ben bunun bu hamile tarzına hiç alışamadım. Alışabileceğimi de zannetmiyorum. Onu da çok umurunda zaten. Bilmiyorum ama yani. Neden böyle bir şey oluyor? Yine de orada makyaj vesaire şeydi ama Hadise de iyi taşımış yani. Yalnız çok Rihanna şey şimdi bakıyorum. Evet. Kim daha iyi taşımış dersen bana soruyorsun. Rihanna diyeceksin. Rihanna. Evet. Rihanna. Makyajı çok evet. iyi ya. İnanılmaz. Gülşen acaba şundan mı etkileniyoruz? Rihanna bir dünya yıldızı olduğu için o havası mı geliyor? Başka bir ışığı var zaten. Işığı kadına. Var tabii ki. Bakar mısın? Dünyaya hitap kedi ettiğine göre. Hadise'nin sanki zayıfladığı, çok hoş bir kadın, kıyafetleri artık çok farklı. Fakat saçta ve makyajda bir arabesk tarzı bırakamıyor. Doğru. Senin dediğin yine biraz. Yine otelde halıların üzerinde çekmiş. Otel şeyinde koridorunda. Yani biraz hep oralarda şey, çektiriyor. Yani doğru düzgün bir özen. Bir ona göre bir ekip tut. Daha cool bir şey orada olabilir. Işık iyidir belki. Şey söyleyeceğim. Ya. Yine o saç diplerini yani, boyatmamış. Saç klipte de böyle peruk falan takıyordu. Aynen. Bize de yazıyor fanları hamile mi hamile mi diye. Biz daha önce sormuştuk. Yalanlıyor ama saç tiplerini boyatmaması. Bilmiyorum ama makyajda da aynı arabesk tavır var. Evet, o hiç vazgeçmiyor. Çok seviyor. Kendine öyle yakıştırıyor ama bence daha farklı yönlere gidebilir her zaman. Yani beğeniyorsa bir şey diyemem ama yani böyle bir ton saç da kalmadı artık. Peki sana rüküşler kraliçesi ilan edilen bir ismi getirelim. Üçüncü çocuğuna hamile. Brezilyalı top model. Ben bile görünce dedim eyvah mahkeme geliyor. Demet mi geldi biz? Demet'i ilan ettik. Ay, üçüncü çocuğuna hamile deyince acaba akış mı karışırsa? Brezilya top model. Adriana Lima Cannes Film Festivali'ne bu kıyafetle katıldı ve sosyal medyada rüküşler kraliçesi ilan edildi. Ah, dünyalar güzeli kadın. Ah yine ah ya. Yani böyle bir şey olabilir. Metin Araya kadar yazdılar. Gerçekten. Evet, evet. Yırttım falan gibi. Niye öyle evet. şeyler yazdılar. Yarabbim. Yani evet işte bir de bir postunda da koymuş. Teşekkürler Rihanna, artık senin sayende böyle istediğimiz gibi giyineceğiz. Yani bunu hamilelikle bir alakası yok ki. Normal bir şey değil. Evet. Çok saçma bir elbise. Yani belki sıfır beden olsa Adriana giymiş falan filan diyeceğim. Suratı da yani garip bir makyaj olmuş. Evet. Ve bunun hani bir özgürlük hareketiyle bir alakası yok. Bir de orada zaten istediklerini giyiyorlar. Evet. Orada öyle bir tartışmaya neden olmuyor ki. Burada oluyor. Çok kapandı da. Rihanna'ya teşekkür etmeye gerek yok ki. Şey aynen öyle. Müge fotoğrafı attı. Ben tanıyamadım önce. Çok fena. Yani makyaj o kadar farklı hale getirmiş evet, bizim Adriana'mızı. Evet, yani tanınmayacak kadar değişmiş. Bak nasıl sahiplenmiş bizim Adriana'mız. Evet. Eksiğinde. Yani ama Twitter ve Instagram alemi çok yaratıcı. Siz ne ara böyle saniyesinde Metin Ara, enişte, eski enişte falan yürüdüler. Gerçekten. Peki sırada hangisi var? Demet'e git bence. Evet, Demet Akalın da. Demet Akalın'a gelelim arkadaşlar. Aslı buradayken. Demet Akalın bir konserinde yani açıklamasında şöyle yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle kortizon tedavisi görüyormuş. Ama takipçileri de şöyle yazdı. Tamam, kilo almış olabilirsin ama bu senin bu kadar özensiz çıkman anlamına gelmiyor. Dünyaca ünlü bir İtalyan markasının eşofmanı, üstüne tişörtü, saçı arkadan bağlı, normal bir makyaj. Yani bir de artık bu kıyafetin enerjisinden mi sıkılmış, bıkmış, bitse de gitsem Demet havasında. Kesin başına bir şey geldi. Gerçi bir dakika, şimdi o logolu kıyafetleri falan çok seviyor. Artık evet. O logo meselesi de bitti ufak ufak ama o seviyor. Ve böyle ne bileyim iri, bağıran. Hani reklam tabelası evet, gibi değil mi? Evet, scoreboard gibilerinden bir şeyleri çok seviyor. Bu iki garip kombin. Yani hastalanmıştır tabii ki, kötü zamanlar geçiyordur, şişmiştir, acil şifalar dilerim ama yine de bir konser çıkarken iyi kötü daha uygun bir şeyler bulunabilir. Herhalde tabii. Ya gardırobumu şey oldu, başına bir şey geldi, çalındı mı, son dakika bir şey mi oldu,
Belki böyle bir şey. Çünkü bu kadar özensizlikle sanmıyorum hayranların karşısına çıkacağını. Keyifsiz günüydü bence. Evet. Ama onunla alakası yok ki biz hastalanıyoruz. Çünkü migren rahatsızlığım var, işte tedavi görüyorum, 100 kilo olayım yeter ki bu ağrılar geçsin noktasında olan Demet Akalın. Değil mi, bu açıklamayı yaptıktan ertesi gün gayet şık bir elbiseyle sahneye çıktı. Çünkü kendisi de gördü. Moduna bağlı bu biraz. Kendisi de gördü, eleştirileri de okudu. Hani böyle yapmamalısın noktasında hak verdi onlara da. Ertesi günden itibaren kıyafetini de toparladı. Photoshop'unu da yaptı, makyajını da yaptı. Daha farklı bir Demet görmeye başladık. Tabii ki rahat. Mesele kilo da değil. Yine kilolu olabilirsin ama yine çok şık çıkabilirsin. Ve Demet'teki gardırop çok az kişide var. Tabii, ciddi bütçe de ayırıyor. Yani sonuçta Beyoncé dünyanın en zayıf insanı mı? Evet. Ama yani bir sürü insan var daha kıvımlı atlar. Kiloyla alakası yok mu? Yok. Peki sana kimi getirelim? İstanbullu Gelin dizisiyle tanıdık biz onu. Oyuncu Dilara Aksüyek. Evet. Cihangir'de görüntülendi. Kıyafet seçimiyle ilgili sorulara da gülerek yanıt veriyor. Sesi dinleyebiliriz aslında. İyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar, nasılsınız? Size öyle gelmiş. Hani hiç sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Ama teşekkür ederim. Beğenmediniz herhalde. Yok yok. Böyle bir anlamı var mı onu sorsaydım. Bunu kendim yaptım ben. Şu dövmemi. Evet. Diğerlerinde hepsi kalbimde anlamlı. Peki, çok bir anlamı. Sevdiğim şeyleri yaptırıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Benim arkadaşım. Evet. Gülşen'in sahnede sütyen ya da bikini üstü giyerek başlattığı akım sokaklarda da karşılığını buldu. Dilara Aksüyek, ben zaten hep böyle dolaşıyordum diyor ama biz ilk kez kendisini böyle görüyoruz. Onun üstünde bir ceket vardı galiba diğer karelerde. Elinde taşıyor bak. Evet. Yok bir... çanta mı? Yok, ceket. Başka ceket karelerde mi? Ben bir ceket gibi bir şey görmüştüm. Ceket, sonra ceket. Onu bir artık paparazzi esnasında mı çıkar ne yaptı bilmiyorum. Bikini şimdi... üstü gibi bir şey sanki. Evet. O bir, yani şimdi bir crop top giyse, büstiyer giyse bu kadar dikkat çekmez. Ve onunla ilgili de fazla bir kumaş fazlalığı yoktur yani. Şu kadarını kapalı olması bir şey değil. Bu artık hani daha dikkat çekmeye yönelik bir şey. Hani Gülşen sahnede giyer okey ama burada şimdi Cihangir'in ortasında... Bilmiyorum ki özgürlüklerin kısıtlanmasından yana değilim ama her şeyin de bir vakti zamanı olduğunu düşünüyorum. Her şeyin de bir yeri olduğunu düşünüyorum. Evet yani bu kadar hani kalabalık İstanbul'da Allah korusun insanı. Ceket giyse burası kapalı vesaire o kadar da batmaz ama bunun kesimi de... Ya da Bodrum Türkbükü'nde böyle yürüsen işte, o da batmaz. Tabii. Ama sütyen kesiminde bu. Onun evet. Hani bunun provokasyona açık bir şeyin olmasının nedeni... Bunun kesiminde problem. Yoksa onun düz bir bant olsa biz hiç bunu konuşmayacağız. Aynen ya da şöyle askılı. Bir kesim olsa dediğin gibi. Hiçbir şey olmadı. Dilara dışarıda muhabirlerin olduğunu görünce muhtemelen o ceketi üzerinden büyük çıkarıyor. İhtimal. Yani biraz konuşulsun. Evet biraz konuşulsun. Peki buradan şuna mı geliyor bazı isimler? Özgürlükler ikonu olmak, tartışılmak, linç yemek. Linç yemeninden sonra... Ben bir kadınım, benim bedenim özgür, ben bir evladım, ben birisinin sevgilisiyim. İşte bana dokunamazsınız şeklinde bir şey mi olmaya, idol mü olmaya çalışılan hareketler bunlar? Tabii ki özgürüz ve istediğimizi giyeriz ve her şey. Onda bir problem yok ama yani... Bazı insanlar da gündeme gelmek için... Biraz bunun ekmeğini ben de yerim artık filan diye. Şimdi kadın yani sahnede transparan kostümdeki bir şov insanıdır. Jennifer Lopez giydiği zaman hiç laf etmiyoruz. İşte Beyoncé giydiğinde Lady Gaga şortla çıktığında herkes alkışlıyor. Gülşen çıkınca vuruna balıyor. Böyle bir şey olamaz. Ama şimdi Cihangir'in ortasında da sütyenle gezmenin pek bir alemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim Aslı. Bu Hollywood yıldızlarına bak. Modellerine bak. Bella Hadid'le işte Kendall Jenner'lar, Hailey Bieber'lar filan. Bir spor salonundan çıkarken bak, bir yemeğe giderken süper bak böyle. Süper sade. İnanılmaz salaş ve sadeler. Evet. Hiç özensiz, makyajsız böyle. Saçlar falan böyle dağınık. Tabii, tabii. Gayet doğallar. Evet yani. Biz böyle abartmayı da seviyoruz aslında. Ben iş alanımda starım diyor. Evet, onun tabii. Dışında ben normal sade vatandaşım diyor. Yani çarpıcı kılan da o onu zaten. Tabii normal hayatta niye insan sütyenle geçsin ki yani? Her şeyin bir şeyi var. Sahnede evet yapıyor şovunu. Konuşuluyor ona göre bilmem ne yapıyor. Ama işte dediğiniz gibi Hailey'sinden Kendall'ına millet jean'iyle, jean short üstüne bluz bilmem ne. Ve ilginç olan da muhabirleri görünce o ilerideki ceketin üzerinden çıkarılmış olması. Evet, evet bayağı normal bir blazer vardı bu alttaki borsalino evet. Pantolonun takımı. Evet. Yani bundan sonra ben böyle geziyorum çok mutluyum. Gündeme böyle gelmek istemiyorum demenin de pek bir alemi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ve Hande Yener. Hande Yener de uzun zamandan bu yana aslında konuşmuyorduk kostümü, kıyafetin. 9 Eylül Üniversitesi'nde bir konser verdi. Z kuşağına seslendi ve bu kıyafetle bakalım. Aha, Arap kadri.
Arap. Peki. Z kuşağı bilmez. Evet. Aslına bırakıyoruz bunu. Yani dediğim şimdi ya. Yani Hande her zaman böyle mayo tarzı üstüne croplu bilmem neli falan sıkıyor ama bu altındaki yani bu eşofman takım gibi bir şey aşağıdaki mantalitesini anlıyorum. Nereye gitmek istediğini buradan anlıyorum ama bu o nereye değil. Nereye gitmek istiyor ben anlamadım. Ya daha böyle hip hopçuların falan kliplerde giydiği şeyler var ya hani o tarz bir şey ama onun böyle bir seksi havalısını yapmaya çalışıyor. İşte bu Serena'nın saçının başka bir edisyonunu burada görüyoruz. Ha evet doğru. Toparlasın saçlar. Diyeyim artık bu şey giymiş ama... Gerçekten bu bana daha ziyade Arap Kadri havası estirdi. Yılların karikatür konularından. Evet. Bir takipçimiz de şöyle yazmış. 2 yaşındaki kızıma kilotlu çorap giydiriyorum. O A kısmı düşmesin diye üstüne bir de yünlü küçük şortu var. Evet bebek bezi havasında. Evet biraz yani. Ona benziyor. Bir de ne bileyim biraz stilini değiştirsem artık ya. Hep aynı şey. Denemeleri oluyor. Değişik denemeleri oluyor onlar ama. Onlar çok kötü. Hı? O değil. Hani daha böyle... Ne kadar yani, halbuki fiziği falan ne güzel. Evet. Tabii. Yani bu kadar yıllara meydan okuyan, bu kadar kendine dikkat eden, özen gösteren de fazla insan yok. Ama yani çok şey, böyle de beğeniyor diyeceğim, bir şey diyemiyorum. Bir de işte böyle farklı denemeler. Ha, tamam. İşte bu. Tamam, Kadri'yi tercih ediyorum. Onu daha çok beğendim. Gördün mü? Tamam, öyle varmış hay Allah ya. Bu saçları da bir yaptırmışken böyle bir iki hafta kullanayım demiş, Safiye gibi. Evet, Safiye. 10 güne kadar sürebiliyor o saçı.